Minecraft'ın Java sürümü 2009 yılında, Bedrock sürümü ise 2011 yılında piyasaya çıktı. İkisi de özünde Minecraft olsa da aralarındaki farklılıklar oldukça fazla. İşte bu videoda iki sürüm arasındaki farklara bakacağız. Daha fazla Bedrock ve Java kıyaslama videosu istiyorsan aşağıdan videoyu beğenebilirsin. Ayrıca videoyu izleyenlerin birçoğu kanalıma abone olmamış. Bu gerçekten çok üzücü. 200 bin abone olduğumuzda soru cevap videosu gelecek, bunu kırmızı butona basarak hızlandırabilirsin. Kanala abone olup videoyu beğendiysen Bedrock ve Java'yı kıyaslamaya başlayabiliriz. Oyundaki bazı bloklarda boşluk vardır. Bu sayede işlerinden ok atabilirsiniz. Yani en azından bunu sadece Java'da yapabiliyorsunuz. Bedrock sürümünde attığınız oklar boşluğa saplanıp kalıyor. Bu oldukça saçma. Geliştiriciler Bedrock sürümünün hitboxlarını elden geçirmeli. Bildiğiniz gibi Java sürümünde oldukça popüler hatalar var. Bunlardan biri yüksekten düşerken oyundan çıkıp girdiğinizde hasar yemeden aşağı inebilmeniz. Ancak Bedrock sürümünde bunu denediğinizde ölü olarak doğuyorsunuz. Yani hata düzelmiş. İki sürüm arasındaki farklardan bir diğeri ise oyuncunun elindeki eşyaların görüntüsüyle alakalı. Yatak gibi eşyaların tutuş şekilleri iki sürüm arasında farklıdır. Bir de evet, yatakların görünüşleri de farklı. Oyunda farklı taş türleriyle fırın yapabilirsiniz. Bu iki sürüm için de geçerli. Hatta Java sürümünde fırını farklı taş türleri kullanarak da üretebilirsiniz. Ancak Bedrock sürümünde fırını üretirken tek bir taş türü kullanmanız gerekiyor. Bedrock sürümünde kamp ateşinin üzerine su koyduğunuzda ateş doğal olarak söner. Java sürümünde ise su koyduğunuzda kamp ateşi yanmaya devam eder. Hatta suyun üstünden dumanlar yükselir. Büyü masasında eşya koyduğunuzda solda kitabın açıldığını görürsünüz. Bu iki sürüm için de geçerli. Ancak bu kitap Bedrock sürümünde ışık hızında açılırken Java sürümünde daha yumuşak bir animasyona sahip. Taş kesiciler sayesinde taş eşyalarınıza şekil verebilirsiniz ve bu eşya oldukça işe yarar. Java sürümünde taş kesicileri elinizle kırmak istediğinizde yok olur. Ancak Bedrock'ta ise bu durum tam tersi. Taş kesiciyi elinizle kırdığınızda elde edebilirsiniz. İki sürüm arasındaki diğer bir fark bal bloklarıyla alakalı. Java sürümünde bal bloğunun üzerine hiçbir şekilde meşale tarzı eşyalar koyamazsınız. Bedrock sürümünde ise bu konuda oldukça özgürsünüz. Java sürümünde en sevdiğim özelliklerden biri eşya çerçevelerinin arkasına eşya koyabilmek. Bu sayede yaptığınız yapılarda çok güzel görünümler sağlayabiliyorsunuz. Ancak Bedrock sürümünde eşya çerçevelerinin arkasına herhangi bir eşya konulmasına izin verilmiyor. Bileme taşlarını arka arkaya yerleştirip ilkini kırdığınızda Java'da hepsi havada kalır. Yani bu olaya ağaçların havada kalmasından alışığız. Ancak Bedrock sürümünde baştaki bileme taşını kırdığınızda havada olan tüm bileme taşları kırılır. Eğer ki yanan bir yaratık size saldırırsa Java sürümünde siz de yanmaya başlarsınız. Ancak oyun geliştiricileri bu özelliği Bedrock sürümüne eklemiştir. Yumurtaları dik açıda havaya fırlattığınızda Java sürümünde aşağı düşerken rastgele konumlardan düştüğünü görebilirsiniz. Bedrock sürümünde bunu denediğinizde yumurtalar dümdüz aynı konuma düşer. Tekneye binip lava yaklaştığınızda Bedrock sürümünde tekneniz yanarak yok olur. Ancak Java sürümünde tekneye yanma efekti gelse de yok olmaz. Java sürümünde kürsü ve örselin kenarına tutunarak iki blok yukarı çıkabiliyorsunuz. İşin doğrusu bu tarz şeyler hapishaneden kaçış haritalarında oldukça işe yarıyor. Ancak Bedrock sürümünde örs ve kürsü tek bir blok çıkabilmenizi sağlar. Java sürümünde oltanız sayesinde yerdeki eşyaları yanınıza çekebilirsiniz. Bedrock sürümünde maalesef bu özellik bulunmuyor. Yaratıklar peşinizde ve kendinizi koruyamıyor musunuz? Java sürümünde yaratıklardan kaçarken yatağınızı alıp suyun içine yerleştirerek uyuyabilirsiniz. Ancak Bedrock sürümünde oyun su altında uyumanıza izin vermez. End boyutuna geçiş yapabilmeniz için End çerçevelerine ihtiyacınız var. Java sürümünde aktif bir End portalını kırsanız bile End'e geçiş yapabilirsiniz. Ancak Bedrock sürümünde çerçevenin birini kırdığınızda geçiş kapanır. Aslında mantıklı olan da bu. Suyun altındaki kazana Java sürümünde lav veya kar koyabiliyorsunuz. Ama bu oldukça garip duruyor. Ancak bunu Bedrock sürümünde yapamazsınız. Çünkü kazanın üzerinde su varsa kazan otomatik suyla dolar. Başka bir farklılık ise karakterin eğilmesiyle alakalı. Java sürümünde eğildiğinizde 1,5 blokluk yerlerden geçebilirsiniz. Ancak Bedrock sürümünde eğildiğinizde oyun bunu yapmanıza izin vermez. Sıradaki fark Nether portallarıyla alakalı. Java sürümünde herhangi bir iksir türünü portalın içine attığınızda arkasından geçip yere düşer. Ancak Bedrock sürümünde iksirleri Nether portalına attığınızda içinden geçerek Nether'a gider. Siz de Nether portalından geçtiğinizde bu iksirlerin efektini alırsınız. İsterseniz bu taktik sayesinde arkadaşlarınızı anında hasar iksiriyle tuzak kurabilirsiniz. Cennet portalını biliyor musunuz? Kısacası bu portalı ışık taşlarından oluşturup ortasına su koyuyorsunuz. Bunu Java sürümünde yapmaya çalışırsanız su bu şekilde gözükür. Ancak bunu Bedrock sürümünde yapmak istediğinizde tam olarak cennet portalı görüntüsünü elde edebilirsiniz. Ancak işte sadece görsel olarak yapabiliyorsunuz. Maalesef çalışmıyor.
çalışmıyor. Java sürümünde güneşin batışı çok yumuşak bir geçişe sahiptir. Ancak Bedrock sürümünde güneşin batışında güneşin her bir piksel hareketini görebilirsiniz. Bu şekilde olması da açıkçası gözlerimi kanatıyor. Bir halıyı kaktüsün üzerine koyduğunuzda Java sürümünde hasar yemezsiniz. Ancak Bedrock sürümünde hasar yersiniz. Sanırım Bedrock'taki kaktüsler daha sivri. Halatlar sayesinde canlıları bir yere bağlayabilir veya gezdirebilirsiniz. Ancak halatlar Bedrock ve Java sürümlerinde farklıdır. Sadece görünüşlerinden bahsetmiyorum, fizikleri de farklı. Java sürümünde böyle gözükürken Bedrock'ta ise böyle gözüküyor. Bedrock sürümünde pistonların üzerine şalter koyduğunuzda sorunsuz kullanabilirsiniz. Ancak Java sürümünde bunu yaptığınızda pistonun üzerindeki şalter kırılarak geri düşer. Bedrock sürümünde kızıl taşları isterseniz patikanın üzerinden geçirebilirsiniz. Ancak Java sürümünde patikanın üzerine kızıl taş konulmasına izin verilmez. Java sürümünde tuzak kapısının yanına gelip açtığınızda yere yatabilirsiniz. Bu şekilde rahatça tünellerden geçebiliyorsunuz. Ancak bunu Bedrock sürümünde yaptığınızda tuzak kapısı karakterin içinde gözükür. Yanan mumların üzerine su attığınızda Bedrock sürümünde mumlar sönmez. Çoğu konuda Bedrock sürümü daha gerçekçi diye düşünürdüm ama bu maddeyle beraber fikrim değişti. Java sürümünde ise mumları su atarak söndürebilirsiniz. Camların kenarları beyazdır ve bu yüzden arkalarını göremezsiniz. Yani en azından Java sürümünde böyle. Bedrock sürümünde üzerinde yazı yazan bir tabelanın üzerindeki yazıyı camın beyaz kısmının arkasından görebilirsiniz. Bedrock sürümünde havaya fırlattığınız üçlü mızığı yere düşerken yakalayabilirsiniz. Ancak Java sürümünde üçlü mızığı fırlattığınızda dikkatli olun. Kafanıza düşebilir. Çünkü asla yakalayamazsınız. Yağmurlu havalarda dışarıda çakmak taşıyla ateş yakmak isterseniz Bedrock sürümünde bunu yapamazsınız. Çünkü ateş anında söner. Ancak Java sürümünde bunu yapabiliyorsunuz. Sizce hangisi daha mantıklı? Java sürümünde demir goleme vurduğunuzda canı azaldıkça hasar aldığını görebilirsiniz. Hatta isterseniz demir külçesiyle demir golemini tamir edebiliyorsunuz. Ancak Bedrock sürümünde hasar verdikçe demir goleminin görüntüsü değişmez. Ayrıca Bedrock'ta golemi demir külçeleriyle tamir edemezsiniz. Bedrock sürümünde zile eşya attığınızda onu tetikleyerek çalabilirsiniz. Ancak Java sürümünde zile eşya attığınızda hiçbir etki oluşmaz. Java sürümünde kazanın içindeki suyu maalesef boyayamıyorsunuz. Ancak Bedrock sürümünde kazanın içindeki suyu istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Java sürümünde kaktüsün içinden Ender incisiyle geçebilirsiniz. Aslında bu bir hata. Bu hata Bedrock sürümünde yok. Yani kaktüsün içinden Ender incisiyle geçemiyorsunuz. Biraz da bu sürümler arasındaki PvP'yi kıyaslayalım. Java sürümünde baltalar kılıçlardan daha fazla hasar verirken Bedrock'ta tam tersidir. Ancak Java sürümünde baltalar daha fazla hasar verse de bekleme süreleri Bedrock'a kıyasla daha uzundur. Bedrock'ta kalkanlar kırılmaz. Java'da ise baltayla vurduğunuzda kısa süreliğine kırabilirsiniz. Java sürümünde her bir vuruşunuzdan sonra bekleme süresi gelir. Bekleme süresindeyken saldırı yaptığınızda neredeyse hiç hasar veremezsiniz. Buna karşın Bedrock sürümünde vuruş yaparken bekleme süresi yoktur. Peki sizce hangi sürüm daha iyi? Bedrock mı Java mı? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bütün yorumları okuyorum. Ayrıca ekrana çıkan bu güzel videolarımı izlemek isteyebilirsin.